Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Şimdi geldik bu MVC serimizin ikinci dersine. Yani tam bir MVC serisi değil ama en azından DevExpress'te MVC'nin böyle temellerini atıyoruz. Biraz kulak aşinalı olsun. İlerleyen aşamalarda inşallah bununla ilgili kapsamlı serileri genelde YouTube'da olacak. YouTube'da paylaşıyor olacağım. Şimdi bizim burada index.css HTML var diye, yani default olarak kullandığımız sayfamız. Buranın içerisinde mesela şuradan bir geleyim şeyimize. Home yazıyor burada. Mesela şurada home yazıyor ya, onu bir değiştirelim önce. Bu index.css HTML'de biraz önemli. Burası ana sayfa olsun. CTRL-S dedim. Şimdi şurada mesela şurada arkadaşlar burada neler var? Burada bizim müşteri ID'leri, işte müşterilerin doğum tarihi, kayıt bilgisi, özür dilerim, doğum tarihi, kayıt bilgisi, sonra müşterinin adı, ülkesi ve bağlı olduğu şehir vesaire diye burada birçok alan var. Şuradaki özellikleri de yine ilerleyen kısımlarda sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi buradaki alanlar, şu columns.add data file diyor ya, şuradaki şu alanlar aslında bizim neyimiz? Şu sayfanın orta kısmında, yani şu content alanı içerisinde bulunan sütun başlıkları ve bunları istersek kaldırıp yenilerini de ekleyebiliriz. Bunlar peki nereden geliyor? Bunlar arkadaşlar bizim MVC'nin birinci kısmı olan model kısmının içerisinden geliyor. Şimdi bizim model kısmımız içerisinde şurada iki tane bize başlangıçta varsayılan sınıf vermiş. Bunlardan birincisi order, diğeri de sample data olarak. Şimdi order alanında burada bizim değerlerimizi, yani şeyleri tutuyor. Değişkenlerimizi tutuyor ve bunları bir sınıf içerisinde tutuyor ki diğer sayfalar içerisinden de diğer formlar içerisinden de ne yapabilelim, ulaşabilelim. Şimdi ben mesela burada herhangi bir alan eklersem veya buradan herhangi bir alanı kaldırırsam şuradaki alanı da etki etmiş olacağım. Ben mesela geliyorum buradan, diyorum ki bu ülkelerin, işte örneğin Ship City alanını, yani şehirlerini kaldır. CTRL-S dedim, geldim sağ tuş, Vim Browser Yandex dediğim zaman şöyle çalıştıralım. Burayı da kapatalım. Burayı da kapattık. Şimdi yüklesin. Bekliyorum yüklemesini. Birazcık geç yüklüyor. Gelecek şimdi. Geldi, şöyle yüklüyor. Açsın. Şimdi bakın bu şekilde mesela az önce 5'ti sütun sayımız, şu an 4'e düştü. Neden? Çünkü biz son alanı olan o Ship City'yi kaldırdık. Şöyle CTRL-Z yaptım. Tekrar işte kaydettim burayı. Sayfayı yenilediğimde yine olacak mı? Olmayacaktır diye düşünüyorum ama olacak mı? Ha, oldu. Burada şey kısmında oluyor. Tamam. İndeks.css HTML kısmında oluyor. Diğer kısımlarda olmuyor. Bakın bu şekilde Ship City alanında ne olmuş oldu? Tekrar gelmiş oldu ve buradaki alanımızı da 5'e çıkarmış olduk. Şimdi buraya yeni bir tane değişken ekleyelim. Mesela yani sütun başlığı olarak nereden ekleyeceğim? Şurada order alanına geliyorum. Burada yeni bir tane değişken. İşte public string ne diyelim mesela? Adres diyelim. Adres. Sonra suçlu parantez içerisinde get ve set bloklarını ekledim. İstersek burada get ve set blokları aracılığıyla kısıtlamalarda, filtrelemelerde yapabiliriz. Şimdi mesela oraya ekledim bunu. Geldim, sayfamı yeniliyorum. F5 yaptım. F5 yapmama rağmen burada adres kısmı gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü eklemiş olduğum değişkeni buraya eklemedim. Yani hangi alana? İndeks.css HTML alanına eklemedim. Buraya da ekliyorum. Columns.add parantezimi açıp kapattım. Ne diyeceğim? Data file. Data file ne demek? Pardon. Nokta. Data file. Data file metodunu kullanacağım. Yani veri alanı. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde ekleyeceğim verinin ismi neydi? Adres. Adresi ekliyorum. Noktalı virgülünü koydum. Yalnız bunu şey yazalım mı? Şu A'sını büyük yazalım. CTRL-S dedim. Geldim. Burayı da aynı şekilde A'sını büyük yazdım. CTRL-S dedim. Şimdi sayfamı yenileyeceğim. Bir bakalım değişiklik etkilenecek mi buradan. Bakın buraya adres alanı geldi. Peki bu adres alanının içerisinde ne yapacağım? Veri eklemesi gerçekleştireceğim. Bunu nereden yapabilirim? Bunu da bizim sample data, örnek veri girişi alanından yapabilirim. Mesela ilk sırada kim varmış? Paul Henriot diye bir adam varmış. Buraya geliyorum. Diyorum ki adres eşittir. Çift tırnak içerisinde. Nerede bu? Fransa'da. İşte Fransa'da ne adres diyelim? Fransızca olmasın, İngilizce olsun. Mesela ne diyelim? Green City. Yeşil, yok Green City olmasın, Green Street olsun. Yeşil cadde. İşte number 21.
Şimdi burada da veri girişi yaparken böyle bir liste mantığı var. Ondan dolayı verilerimi de virgülle ayırıyorum. Geldim bir bakalım. Yine çalışacak mı? Yani etkileyecek mi? Paul Henriette'a veri gelecek mi? Şöyle adres kısmına gelmedi. Neden gelmedi? Burada sorun yok. İndeksiye seçtim. Şöyle yeniden çalıştıralım. Eksik kalan bir alan mı var? Şöyle yeniden yüklesin bakalım gelecek mi verimiz. Biraz geç yüklüyor başlangıçta. Sonra hızlı bir şekilde çalışıyor. Bakalım gelecek mi ve geldi. İşte bu şekilde şimdi yeniden yükleyince geldi. Green Street Number 21 olarak ne oldu? Gelmiş oldu. Peki buraya başka bir iki tane daha değer ekleyip ondan sonra tamamlayalım burayı. Mesela geldim buraya işte. Örneğin Sample Data'da ben şunu olduğu gibi kopyaladım. Geldim işte kimmiş bu? Karen Josephs diye bir kişi. Buna da işte ne diyelim mesela işte diyelim ki White Street, beyaz cadde. White Street, ne diyelim? Number. Şöyle yapalım. White Street, query apartment olsun böyle işte. Bu şekilde salladım bir şeyler. Çok sağlıklı sallamalar değil ama olsun. En azından veri girişi yapmış olalım. Bir tane daha son bir kişi. Bunu da yazdım. Bu da kimmiş? İsmi neymiş? Mario Pontes. Mario Pontes'e de işte ne yazalım? Ne street olsun? İşte King George Street. Ne apartman olsun? Kingdom apartman olsun. Kingdom apartman olsun. Number 4. Şimdi indeksiye seçtiğime geldim. Sayfamı yeniden çalıştırıyorum son kez. Bu şekilde. Bu da son örnek olsun. Daha sonra gelecek derste yine bu MVC üstünde biraz daha değişiklikleri ve yeni başlıkları anlatmaya çalışacağım sizlere. Yüklesin ve dersi tamamlayalım. 16 Kasım 2018 tarihler, saatler öğlen 13'e doğru geliyor. İstanbul'da yağmurlu bir gündeyiz. Yüklesin. Ve geldi. Bu şekilde ne yaptı? Gelmiş oldu muhtemelen. Bak üstüne geldiğim zaman zaten detaylı bir şekilde ne yapıyor gösteriyor. Bunun sağ tarafına şey de eklenebilir. Böyle işlemler menüsü de eklenebilir. Oradan güncelle sil falan da bence yapmak gayet mümkün. Count kısmı var. 50 yazıyor. Biz buraya yeni veri eklediğimiz zaman muhtemelen o da artacaktır. Çünkü buradaki toplam veriyi sayarak ilerliyordur arkadaşlar. O zaman 5 sayfa varsa ve toplam kayıt 50 ise demek ki her sayfada 10 tane kaydımız mevcut. Bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar. Hoşça kalın.